Bizim için, pardon, o zaman bizim burada ışıklı evre reaksiyonlarının neden gerçekleştiği karşımıza çıkıyor. Bakın, ışıklı evre reaksiyonları, ışıktan bağımsız evre reaksiyonları için gerekli olan NADPH artı H'ı ve ATP'yi sentezlemektedir. Yani bir nevi ışıktan bağımsız reaksiyonlar için hazırlık yapmaktadır. Ne hazırlığı? NADPH artı H ve ATP. Peki NADPH artı H ne taşıyordu? Proton taşıyordu. Bir de yüksek enerjili elektronları taşıyordu. Yani besinimiz için gerekli olan protonlar ve elektronları hazırladık biz burada. Aynı zamanda besinin yapısına gidecek olan ışık enerjisi aracılığıyla yapmış olduğumuz enerjiyi de yine besine taşıyacağız. O halde ışıklı evrenin amacı ışıktan bağımsız evre reaksiyonları için gerekli olan NADPH artı H ve ATP'yi üretmektir. Şurası ışık. Işık kaynağını koydum. Fotofosforilasyon dediğimiz ışıklı evre, yani tilakoid zarda gerçekleşen evre dış ortamdan şurada gördüğünüz gibi bir madde istemiş. İstenilen bu madde su, tabii bitti fotosentezi için konuşuyoruz. Onun yerine ne verecek karşılık olarak teşekkür etmek için? Oksijen verecek. Demek ki ışıklı evre dışarıdan su alır. Dışarıdan su alır. Ne verir? Oksijen verir. Peki bu dışarıyla yapmış olduğu alışveriş. Kalbinden son döngüsüyle yaptığı alışveriş de var. Bunlardan bir tanesi indirgenmiş olan NADPH artı H. Bir diğeri ATP. Zaten amacı bunları yapmaktır demiştik. Yani proton ve elektron. Ne veriyor? NADP'yi harcadığı zaman NADP yükseltgenmiş olarak ışıklı evreye geri dönüyor. ATP'yi harcadığı zaman ADP ve aynı zamanda da inorganik fosfatı yine fotofosforilasyon reaksiyonlarına geri gönderiyor. Peki başka ne istiyor? Fotofosforilasyondan ATP'yi ve NADPH artı H'ı aldı. Dışarıdan ne alıyor? Bakın dışarıdan bir madde giriyor. Oradan karbondioksit alır. Yani hem ışıklı evre hem de kalbin Benson döngüsü. İkisi de dışarıdan madde alıyor ve veriyor. Ne veriyor? Besin maddesini veriyor. Artık nereye ne yazacağımızı, ışıklı evrenin amacının ne olduğunu burada öğrenmiş olduk. Geldik ışıktan bağımsız reaksiyonlar. Kalbin Benson döngüsü. Fotosentezin enzimatik reaksiyonları da denilebiliyor. Veya karbon tutma reaksiyonları da denilebiliyor. Peki nerede gerçekleşecek? Kloroplastın iç sıvısında, yani stromada gerçekleşir. Ne yapacağız burada biz? Glikoz yapacağız. Hadi yapmaya başlayalım. Değerli arkadaşlar, kalbin Benson döngüsünde başlaması için ortamda hazır olması gereken bir madde var. Bu madde riboloz bifosfattır. Neymiş? Riboloz bifosfat. Riboz, yani 5 karbonlu bir maddedir bu. Bir fosfat dediğime göre o zaman 2 tane fosfat molekülünün buna bağlı olmuş olması gerekiyor. İşte başlangıç maddem benim bu. Peki ben ne üreteceğim? Glikoz üreteceğim. Glikozun karbon sayısı kaç arkadaşlar? 6. 6 karbonlu 2 fosfatlı bir maddeyi dönüştürmem gerekiyor benim riboloz bir fosfatı. Bakın bu buna dönüşecek. Peki o zaman burada arkadaşlar 5 karbonludan 6 karbon oluştuğuna göre demek ki buraya bir karbon eklenmiş. O karbon nereden gelecek? Atmosferden. Yani karbon dioksitten gelecek. Ve 6 karbonlu 2 fosfatlı bir madde oluştu. Bu madde kararsızdır arkadaşlar. Dikkat ediyoruz. Kararsız ara bileşik oluştu. Oysa glikoz kararlı bir maddedir. Ben bundan direkt glikoz yapamam. Veya bu bir karbonhidrat olduğu için buna biz hexoz difosfat da diyebiliriz. 6 karbonlu karbonhidrat ama 2 fosfat. Hexoz difosfat. Şimdi ne yapacağız? Bunu kararlı hale getireceğiz. Kararlı hale getirmek için ben bunu parçalıyorum. 2'ye parçaladım. 6'nın yarısı 3. 3. 2 fosfat vardı. Bir tane buna verelim. Bir tane de buna verelim. Şimdi ne meydana geldi? Asit meydana geldi. Peki nedir bu asitin adı?
fosfogliserik asit. Fosfogliserik asit meydana geldi. Arkadaşlar biz glikozu asitten yapamayız. Çünkü glikoz asit değil, bir aldehittir, bir aldozdur. Dolayısıyla biz fosfogliserik asiti otomatik olarak PGAL dediğimiz bir aldehite, yani fosfogliser aldehite dönüştürmemiz gerekiyor. Yine 3 karbonlu bir fosfatlı, 3 karbonlu bir fosfatlı bir maddenin oluşması gerekir. Şöyle yap. Tekrar söylüyorum. 6 karbonlu 2 fosfatlı kararsız ara bileşik kararlı hale getiriliyor ve fosfogliserik asit oluşuyor. Fosfogliserik asit ilk kararlı maddedir. Bu reaksiyonlar dizisidir. Ama dedik ki biz glikoz için aldehittir dedik. Yani asittir demedik. Bu yüzden asiti neye çevirmemiz gerekiyor? Aldehite çevirmemiz gerekiyor. Hemen asiti aldehite çevirelim ve ışıklı evrede üretmiş olduğum ATP'yi burada harcıyorum. Bakın ürettiğim ATP'leri nerede harcandığı ortaya çıkıyor. Bir ATP burada harcadım. Bir tane ATP'yi de bu reaksiyonlarda harcıyorum. ADP artı inorganik fosfor. İş bitti mi? Hayır, bitmedi. İndirgenmiş olan NADPH ne yapıyor? Almış olduğu proton ve elektronları buraya veriyor ve NADP yükseltiyor. Dikkat edin, NADP stromada Kelvin Benson döngüsünde yükselir. Aynısı burada da oluyor. NADPH artı H ne yaptı arkadaşlar? Yükseltgendi. NADP şeklinde. O zaman olaylar belli. Şimdi sıralama yapacak olursak. Önce biz ne yaptık? Karbondioksiti harcadık. Ondan sonra neyi harcadım? ATP'yi harcadım. Sonra neyi yükselttik? NADP'yi yükselttik. Sıralaması bu. Buraya kadar sorunumuz var mı? Yok. Şimdi şu iki fosfogliser aldehit birleşecek. 3 daha 6 6 karbonlu ama 2 fosfatlı hegzoz difosfat meydana gelecek. Yani yine 6 karbonlu 2 fosfatlı bir madde oluşuyor ama bu maddemiz kararsız değil, artık kararlı. Ben ne yaptım? Kararsız ara bileşiği kararlı hale getirdim. Artık bu maddeden ben fosfatları çıkararak 6 karbonlu besinlerim olan glikoz ve fruktozu yapabilirim. Olay bu. Olay bitmedi. Burada bir sorun daha var. O da ben başlangıç maddemi yok ettim. Pegallerin bir kısmı arkadaşlar birleşiyor. 5 karbonlu bir fosfatlı bir maddeye dönüşüyor. Bu maddenin adı riboz monofosfat. Oysa benim buradaki riboz difosfatımın karbon sayısı, pardon, fosfat sayısı 1, 2. Bunun fosfat sayısı 1. O zaman bir fosfat eklemem gerekiyor. İşte ışıklı evrede harcadığım, pardon, ürettiğim ATP'lerden birini de burada harcıyorum. Bakın bu noktada ATP harcadım. Burada bir ATP harcadım. Bir de burada ATP harcadım. Ve böylece bir döngü elde ettim. Kalbin Benson döngüsü böylece tamamlanmış olur. Geldiği yer neresiydi NADP'ye? Tekrarlıyorum, önemli olduğu için. NADP ışıklı evrede indirgenir. Işıklı evrede indirgenir. Işıktan bağımsız evrede yükseltgenir. Glikozu, fruktozu pegalden ürettik. Fosfogliser aldehitten ürettik. Karbon, hidrojen ve oksijen içeren pegalden ürettik. Peki yağ asiti, gliserol, riboz, monofosfat, hatta şuradan trilik asit yazabiliriz. Riboz, deoksiriboz gibi maddeler nereden üretilir? Arkadaşlar amino asit, vitamin, azotlu organik bazlar da bunun içinde. Hiç korkmanıza gerek yok. Hepsinin üretildiği madde fosfogliser aldehittir. Hepsi bundan üretilir. Amino asitler ve diğerleri azot da taşıdığı için ben pegalden amino asit diğerlerini yaparken bu reaksiyonlar dizisinde ne eklemem gerekiyor? Azot da eklemem gerekiyor. Demek ki besin maddeleri fotosentezde hangi ara üründen üretiliyormuş? Fosfogliser aldehitten.
Evet, şimdi fotosentez hızını belirleyen etmenler var. Bu etmenlerden bazıları çevresel etmen, bazıları ise genetik etmenler. Değerli arkadaşlar, çevresel etmenler dış faktörler veya dış etmenler olarak da adlandırılır. Genetik canlının kendi içinde var olan bilgiler olduğu için buna da iç etmenler diyebiliriz. Arkadaşlar, dış etmenlere, dış faktörlere gitti müdahale edemiyor. Ne geliyorsa onu almak zorunda. Yani ona razı olmak zorunda. Mesela karbondioksit. Şimdi bitki karbondioksiti bana fazla gönderin, az gönderin, ne olur, ne olur gibi bir şey diyemiyor. Ayarlama yapamıyor. İşte kendi müdahale edemediği faktörler, çevresel faktörler. Müdahale edemediği faktörler. Ama genetik etmenlere müdahale edebiliyor çünkü kendi genetik yazılımında var. Mesela kütük kulak kalınlığı, stoma sayısı, stomanın konumu, bunlar hep bitki biyolojisinde kafanız oturacak olan konular. Yaprak büyüklüğü mesela. Enzim miktarı, yani enzimleri, enzimler diyelim. Bitki gelişimi sağlayan, yani fotosentezi etkileyen faktörlerden birinin eksik olması ya da hiç olmaması fotosentez hızının yavaşlamasına ya da durmasına sebep olabilir. Bakın, bunların hepsi fotosentezi etkileyen faktörler olarak hesaplayın. Şimdi bir kovamız var. Ben şuradaki faktörü artıracağım. Şöyle büyüteyim. Artırdım bu faktörü. Peki bu kovadaki su miktarı artar mı? Hayır, artmaz. Çünkü şuradaki, artık buradaki madde neyse o madde kadar gerçekleşecektir fotosentez. Bunu da artırın isterseniz. Artırın. Bir şey değişmez ki. Yine fotosentez şuradaki miktarı az olan madde kadar gerçekleşecektir. Kova dolmaz çünkü. O yüzden siz bir faktörü artırırken diğer bir faktör bu artışa ayak uyduramaz ise fotosentez miktarı az olan madde kadar gerçekleşir. Buna biz minimum kuralı adını veriyoruz. Arkadaşlar, karbondioksit yoğunluğu. Karbondioksit atmosferde milyonda 370 ppm'dir. Bitki atmosferdekinden fazla karbondioksit verilirse, %1'e kadar artırılırsa bitki gelişimi hızlanır. 1,5'tan fazla verilmesi fotosentez hızını artırmaz. Yani şuralarda milyonda, tabii bu karbondioksit, şuraya da fotosentez hızını yazdığımız zaman fotosentez hızı bir yere kadar artıyormuş. Ancak daha sonra sabit kalıyormuş. Niye? Ben karbondioksit artırdım ama ya diğer maddelerden miktarı az olan bir madde olursa o zaman hızlanmaz ki. Bana su lazım, mineral de lazım, ışık da lazım. Onların da buna paralel bir şekilde artması lazım. O yüzden karbondioksit artışı ancak belirli bir yere kadar fotosentezi hızlandırır. Bundan sonra minimum kuralı devreye girer. Yani minimum kuralına göre fotosentezi hızı sabit kalır. İstersen karbondioksit sonsuza kadar artır. Değişen bir şey olmayacaktır. Fotosentez sabit kalacaktır. Yine minimum kuralına göre işleyen bir başka faktör var. Işık şiddeti. Fotosentez hızı, ışık şiddeti. Şunu dikkate almayabiliriz. Arkadaşlar, şimdi bakın. Işık da fotosentez hızını artırıyor çünkü klorofiller ışık enerjisini kullanıyor. Ben ışık şiddetini artırırsam fotosentez doğal olarak hızlanacak. Şuraya kadar hızlandı. Ama ortamda ya karbondioksit yeterli değilse, ya su yeterli değilse, ya mineral yeterli değilse, o zaman fotosentez o miktarı az olan madde kadar gerçekleşecek. Yine devreye minimum kuralı girecek. Şu minimum kurallarını önce anlatalım da sonra diğerlerine geçeriz. Su yoğunluğu, enzimlerin çalışması için bir kere %15'lik suya ihtiyacımız var. Ama bir de fotosenteze proton ve elektron kaynağı olarak kullanılıyor. Suyu, şuraya su yazıyoruz tabii. Şuraya da fotosentezin hızını yazıyoruz. Suyu artırdıkça fotosentez belirli bir yere kadar yine artacak. Ama ortamda ya karbondioksit yeterli olmayabilir, ışık yeterli olmayabilir, bilmem ne şu bu yeterli olmayabilir. Dolayısıyla da fotosentez hızımız bir süre sonra sabit kalacak.
yine minimum kuralı devreye girmiş olacak. Mineral yoğunluğuna bakalım değerli arkadaşlar. Mineral yoğunluğu da yine minimum kuralına göre gerçekleşiyor. Belirli bir yere kadar yine arttı. Ancak ortamda miktarı yetersiz kalabilecek olan bir madde olacağından dolayı minimum kuralına göre sabit kalacaktır. Mineral fotosentez hızı. O halde dikkat edin, minimum kuralının işlediği faktörler. Işık şiddeti minimum kuralına göre işledi. Su, karbondioksit ve mineraller. İşte bu dörtlü minimum kuralı ışığında gerçekleşti. Ama minimum kuralına göre gerçekleşmeyenler var. Mesela sıcaklık. Çünkü sıcaklık enzimleri de etkileyecektir. Ancak bitkilerin 30 santigrat dereceye kadar fotosentezini artırdığını, sonra azalttığını biliyoruz. Bunun nedenini yine bitki biyolojisinde anlatacağız. Yine minimum kuralına göre işlemeyen bir başka faktör, yine enzimleri etkileyecek olan bir faktör var. O da pH. pH da minimum kuralına göre gerçekleşmiyor. Dalga boyunu zaten Engelmann'da gördük arkadaşlar. Biliyorsunuz ki mor ve mavide fotosentez fazlaca gerçekleşiyordu. Yeşil, sonra sarı, sonra turuncu, sonra da kırmızı dalga boyları vardı. Fotosentez en fazla mor, mavi ve gerçekleşiyordu. Biraz da fazla olarak kırmızıda gerçekleşiyordu. Yine bu da minimum kuralına göre işlemedi. Tekrarlayalım, minimum kuralına göre. Karbondioksit, su, ışık şiddeti ve mineral. Bunlar minimum kuralına göre işledi. Ancak minimum kuralına göre işlemeyenler var. Işığın dalga boyu etkilemedi. Yani minimum kuralına göre olmadı daha doğrusu. pH ve sıcaklık. Bunlar da minimum kuralı dışında gerçekleşen olaylar.